Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil dersleri, tahlil videolarına devam ediyoruz. Bu defa karışık bir tahlil, çeşitli kitaplardan bakacağız. Şu an görmekte olduğunuz PDF, bir üniversitenin ezberlenmesini istediği hadis-i şerifleri içeren bir PDF. An Ebi Hurayrata Abdurrahman İbni Sahrin radıyallahu anhu kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. An harfi cerdir. Harfi cerlerin bir yere bağlanması gerekir. Biz bunu işlediğimiz kitaplarda, okuduğumuz kitaplarda görmedik ama mutaallikun, mutaallekun, mutaallik, mutaallak diye bir kavram var. Henüz işlemediğimiz için bu konuyu üzerinde durmayayım. An harfi cerdir. Harfi cerler ne yapar? Bir defa bir kelimenin başına geldiyse o kelimenin isim olduğunu gösterir. Yani onun sol tarafındaki kelime isimdir. Harfi cerler İsmin belirtileri, ismin özelliklerinden, ismin alametlerinden. Buna göre ebi ne olur? Demek ki isimdir. Peki nasıl bir isimdir? Mesela avamili bir gibiye göre esma-i sitte mu'telle demiştik. Orada öyle yazıyordu. Altı illetli isim. Onlardan birisi de budur. Neydi o altı illetli isim? Dilerseniz onu saymadan önce bir de Acmiye'ye göre mukaddimetül acmiye bunu da işledik. Orada da 5 illetli isim. Esmaul hamse olarak geçmişti. Demek ki kitaba göre 6 illetli isim, kitaba göre 5 illetli isim diyoruz. Bunlar nedir? Ebu, ehu, hamu, henu, fu, zümarin. Buradaki henu kelimesi tartışmalı. Yani avamili birgiviye göre henu kelimesi 6 illetli isme dahildir. İllet isimlerden biridir, altıncısıdır diyebiliriz. Ama Mukaddimedül Ecumiye ve Tuhfetü Seniye, onun şerhi olan, oralarda ne gördük? Bunlar Esma-ül Sitte değil de Esma-ül Hamsetü, beş isimdir. Ve Henu kelimesi onlara dahil değildir. Henu, Hena, Heni diye irap olmaz. Henun, Henen, Henin, harekeyle irap alır denilmektedir. Bu bir tartışma konusu. Peki, Ebi kelimesine baktığımızda ebi ya ile yazılmış. Buradaki ya mütekellim yazsın. Ebi benim babam mı demek? Hayır, buradaki ya irab harfidir. Esma-i Sitte veya Esma-i Hamse diyelim. Kitaba göre değiştiğini az önce söyledik. Bu isimlerin bu kendisine vaat edilen irabı alabilmeleri için bir takım şartlar vardı. Hatta şartları genel ve özel olarak ikiye ayırdık. Yani hepsi için geçerli şartlar. Ve bazıları için kendilerine özel şartlar demiştik. Bu Esma-i Hamse'nin bu kendisine vaat edilen irabı, işte raf halinde vav, nasbında elif, cerrinde ya ile irab alacağı, bu harfler ile irab alacağı, harekelerle irab almayacağı, bu bir takım şartlara bağlıydı. Mesela tamamı için geçerli olan yani genel şartlar nelerdi? Birincisi bunların bir defa müfret olması lazım. Tesni veya cemi olmayacak yani. İkincisi bunların mükebber olacak. Yani ismi tasgir kalıbında olmayacak. Üçüncüsü bunlar muzaf olacak. Dördüncüsü mütekellim yasından bir başka kelimeye muzaf olmuş olmaları gerekiyor. Mütekellim yasının dışındaki bir kelimeye muzaf olacaklar dedik. Mesela cemi olsa ne olur? Ne tür cemi olduğuna bağlı. Mesela cemi mükesser olsa cemi mükesserin irabını alır. Cemi müzekker olsa cemi müzekkerin irabını alır. Cemi müennes olsa cemi müennesinin irabını alır. Bu şekilde devam eder. Yani ne olacağına bağlı bu durum. Şartları bu şekilde saydık. Peki ebi kelimesinde bu şartlar var mıdır? Vardır. Peki an ebi hurayrate. Hurayre kelimesi burada muzafun ileyh konumunda. Gay musarif olduğu için fetha ile cerhali. Hurayra te, hurayra ti değil. Demek ki şartlardan bir tanesi neydi? Bu kelimelerin bir kere müfret olması. Müfret midir? Tesniye cemi değil yani. Ebi, öyle değil mi? Ebevani veya abau, ebune diye tesniye veya cemi de değil. Müfret mi? Müfret. İkincisi ismi tasgir olmayacak. Übeyye. İsmi tasgir mi bu? Değil. Übeyye gibi değil yani. Müfrettir. Üçüncü şart bunlar muzaf olacak. Dördüncüsü mütekellim yasından bir başkasına muzaf olacak. Evet, mütekellim yasının dışındaki bir kelimeye yani Hurayre kelimesine muzaf olmuş. Buna göre şartlar yerli yerine geldiğinden bu kelimenin irabı ne ile? Ya harfi ile cerhali. Başında aynı harfi cerri olduğu için cerhali ya ile.
An harfi cerrin de Ruviye'ye bağlamaktayız. Ruviye rivayet edildi. An Ebi Hurayra'ta ben. Abdurrahman ibn Sahrin radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha fazla burada durmayayım dedim. Başlayalım. İnne Allah'e şüphesiz ki Allah la yenzuru bakmaz. İlâ ecsâmikum sizin cisimlerinize, şekillerinize bakmaz. İnne ismine nas haberini raf eden edatlardan, harflerden birisi. Bu harfe bir takım isimler verilmek. Yani inne ve kardeşleri diyoruz. Ne yapar? İsmine nas haberini raf eder. Diğer adı, bunların bir adı var. Nedir o? Huruf-u müşebbehetun bil fi'li. Fiile benzeyen harfler. Başka? Nevasih harfleri. Nesh etmekler. Huruf-u müşebbehetun bil fi'li. Yani fiile benzeyen harfler adı kendilerine niye verilmiştir? Bu çok yaygın olarak sorulan bir sorudur. Birkaç madde saymıştık. Maddeleri daha çok nerede gördük? Avamili Cürcani'de bayağı bir madde olarak bunları gördük. Bunlardan bir tanesi neydi? Mesela bir iki tanesini hatırlayalım. Fetha üzere mebni olmaları. İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle, inne üzere, enname, fetha üzere mebni. Ne gibi? Fiiller gibi. Mesela mazi fiil gibi. Fetaha, nesara, ketebe, harace. Mazi fiil her sırasında fetha üzere mebni değil. Müfret müzekker gayipten bahsediyorum. Yani başka bunlar en az 3 harflidir. İnne, şeddi açarsan inne diye yazılır. En ne diye 3 harflidir. Veya ke en ne. Ke en ne. Kaç oldu? 4 harf oldu. Fiiller de böyledir zaten. 3'tür, 4'tür. Nasara gibi, ketebe gibi veya ekrame 4 harfli mezit olarak veya dehrace mücerret olarak yine 4 harfli. Bunlar da fiillerle o yönden benzeşiyor. Kendilerinde fiil manası var. O yönden de benzeşmekteler. Farklı farklı yönler var. Tamam, bunları hatırladık. İnna Allah'a. İnne neydi? Harfti. Harfler nedir? Mebnidir. İnne ne üzeri mebni? Fetha üzeri mebni. Yani mebni murep. O konuyu da hatırlamış olalım dedim. El ismu mu'rabun ve imma ya da nedir isim? Mebni. İsim ya mebnidir ya da mureptir diye işlemiştim. İnna Allah'a. Allah kelimesi. Lafzatullah innen ismi olur. Haber nerede? La yenzuru ila el-sami. La yenzuru haber olur. Fiil nasıl haber? Fiil cümlesi olarak. Yani la yenzuru hüve. La yenzuru bakmaz. Kim hüve? O Allah bakmaz. Nazara yenzuru. Birinci baptan. Emsile bina bilgilerini hatırlamış olalım. Birinci baptan. Sahih, salim bir fiil. Nazara yenzuru. Muzari fiildir. Başındaki ye. Eteğin harflerinden muzari olduğuna dair bir alamet. Başka neler söyleyebiliriz? Fi kullu fi'lin yerfa'u ve yansibu. Avamlı bir gibi de nasıl geçmişti? Her fiil raf eder, nasb eder. Raf edip fail alır, nasb edip meful alır. Tabi işte tam fiilse, mutaaddi fiilse gibi ek şartlar da var. Şimdi kıyas-ı amilin birinci maddesi yani mutlak fiildir. Yani zuru, muzarisi. Neyi raf ediyor? Hüve'yi. Hüve zamirin. Hüve nasıl bir zamir? Merfu, munfasıl bir zamir. Ve gizli tabii ki. Peki zamirler nedir? Mebnidir. Mebniyle nasıl irap olur? Mahallen. Yani hüve ne olur? Mahallen merfu. İlâ elisamikum. İlâ harfi cerdir. Elisam, cismun, cisman, elisam. Cemi mükesser, cemi teksir. Kırık çoğul. Cismun, elisamun. Kırık çoğulların da yapılış biçimlerini Sohbet-i Seniyye'de işlemiştik. Cismun, cim var, sin var, mim var. Elisamun. Ne var? Harflerde eksilme var mı yok mu var? İlave var. Bir de ne var? Hareketlerin değişmesi var. Cismun, elisamun. Hareketlerde değişiklik var. Bir de ilave var. Bu şekilde bir cem-i mükesser elde edilmiş. Yani ne diyebiliriz? Tegayyurun fiş şekli ma'en ziyadet. Ziyadeyle beraber şekilde bir değişiklik yöntemiyle cem-i mükesser elde edilmiştir. İlâ harfi cerdir. Burada mecrurun nerede? Esami. Esam bir zamirle bitişik yazılmış. İsimler zamirle bitişik yazılırsa o zamirler muzaf ileyh bitişikleri isim yani esam muzaf olur. Zamirler mevnidir demiştik. Esami kum ne üzere mevni? Sükun üzere mevni. Mahallen mecrurdur.
Peki aynı zamanda marifedir zamirler. Bana muzaaf olanlar da marife olur. Buna göre esnaf da marifedir. Ve la ila suverikum. Ve atıfatı la ila suverikum. İlâ tecerine. Suratun suverun. Suratun. Suratun suverun. Suverikum. Bir cemi mükesser yine. Nasıl elde edilmiş? Bir defa kendisinde ne var? Ma'en naksi. Noksanlık var. Suratun suverun. Harekelerde değil. Harfte var, tamam, azama var. Harekelerde değişiklik var mı? Yani hangi biçim yapıldığını düşünün. Sur kelimesi, sura kelimesi burada muzaftır. Kum muzaftır. Evet. Buna göre kum mevnidir. Çünkü zamirler mevni olur. Mevniler mahalle yapılır. Mahallen mecrurdur. Çünkü muzaf-ı ileyh konumundadır. Sura kelimesi de bir marifeye muzaf olduğu için kendisi de marife olur. Velakin yenzuru, nazara yenzuru hüve. Lakin sükun üzeri mebni, harfler mebnidir. Yenzuru, nazara yenzuru yine hüve faildir. Allah kelimesine raci ila gulubikum kalbun gulubun kalbun gulubun. Ne değişti? Kendisinde ziyade vardır. Tegayyurun ma'e ziyadeti leyse gayru diyebilirsin. Tegayyurun bir ziyade leyse gayru da var idi. Farklı farklı şeyler vardı. Cemil Keser'in elde ediliş biçimlerinden bahsetti. Ve e'malikum amelun e'malun amelun e'malun. Ne var? Tegayyurun ma'en ziyade. E'malikum sizin amellerinize bakar. Ve lakin fakat yenzuruhu ve o Allah bakar nereye? İlâ gulubikum sizin kalplerinize ve e'malikum amellerinize. Yenzuru fiil ve fail ilâ gulubikum mef'ul ve e'malikum da oraya atfedilmiş. Matuftur. Diyerek birinci hadisi şerifi tamamlamış olduk. Burada kalalım.